Bugün sizlerle World'e Panda 200'ü inceleyeceğiz. Görünüm olarak NPC'leri andırıyor. Aslında pedleri de Akai MPC 2500'den alınmış. Üzerinde 8 adet fader'ımız var. 5 adet sonsuz tur düğmemiz var. Çeşitli fonksiyon düğmelerimiz var. Pedlerimiz oldukça büyük, oldukça hassas. Dilediğimiz gibi konfigüre edebiliyoruz. Üzerindeki ekran sayesinde istediğimiz parametreyi istediğimiz yere atayabiliyoruz. İki kontrol bankamız var. Üç adet pad bankamız var. Bunun anlamı yani burada toplamda 16 tane ışıklı pedimiz varken bunu 16 çarpı 3 şeklinde kullanabiliyoruz. Ya da kontrol düğmelerinde iki banka şeklinde daha fonksiyonel bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii ki Panda 200'ü sadece bilgisayarla kullanmak zorunda değiliz. MIDI modüllerimizi de kontrol edebiliyoruz. Hemen arka tarafına göz attığımızda bir adet USB bağlantı noktamız var. İstersek harici bir güç adaptörüyle kullanabiliyoruz, çalıştırabiliyoruz. On-off düğmemiz var. İki tane pedal girişimiz var. Bunları sustain veya expression pedal olarak kullanabiliyoruz. Yine midi giriş ve çıkışımız var. 5 pinli olmak üzere. Yani bunun anlamı dilediğimiz cihazı midi olarak Panda 200 ile kontrol edebiliyoruz. Şimdi bilgisayar başına geçelim. Bilgisayarda bir pedlerin hassasiyetine bakalım. Ableton'da birazcık mapleme yapmayı deneyelim. Bakalım faderlara mapleme yapabiliyor muyuz? En basitinden transport kısmına mapleme yapabiliyor muyuz? Bunları bir görelim istiyorum. Evet şimdi Panda 200'ü bilgisayara bağladım. Ableton'ı açtım. Önce hızlıca ihtiyacımız olan maplemeleri yapalım. Mesela ben stop, play ve record tuşlarını maplemek istiyorum. Hemen şuradaki midi işaretine tıklıyorum. Buradan geliyorum. Play'e basıyorum. Panda 200 üzerinden play e bastım. Gördüğünüz gibi burada tanıdı hemen. Stop'a geldim. Tıkladım Ableton'dan. Stop'a bastım. Record'a bastım ve işlem tamam. Dilersen buradaki fader'ları da aynı mantıkla mapleyebilirim. Hemen örnek olarak göstereyim size. Yine MIDI'ye bastım. Mesela 4. ve 5. kanalı maplemek istiyorum. Hemen 4'e tıkladım. 4. fader. 5. kanalın fader'ına tıkladım. Panda üzerinden de 5. fader'a tıkladım. İşlem bu kadar. İhtiyacım olan bütün maplemeler şu anda hazır. Aynı şekilde drum rack'i de mapleyebilirim. Dilersem drum map'in notalarını World'e Panda 200 üzerinden de editleyebilirim. Burada 3 tane pad bankamız var. Dilediğimiz Nota değerini istediğimiz pede atayabiliyoruz. Yine kontrol bankalarımız da mevcut. E buradaki notlarımız sonsuzdur. Bunlara da yine istediğimiz parametreleri atayabiliyoruz. Buradaki bend eksi ve bend artı tuşları oktav olarak çalışıyor. Yine sustain tuşlarımız mevcut. Burada dilediğimiz her şeye hemen hemen her şeyi atayabiliyoruz. Bize böyle bir esneklik sağlıyor. Bu arada Panda 200'ün pedleri de Akai MPC 2500'ün pedleriyle aynı. hassasiyet olarak kalite olarak oldukça güzel. Cihazın zaten genel e, kalitesi de oldukça iyi durumda. Şimdi hemen dönüyorum diğer ekranıma ve kayıda başlıyorum. Sizler için hazırlamış olduğum Foley davullarımı kullanacağım. Yani bu davul setinin içerisindeki, bu davul kitinin içerisindeki bütün sesleri ben kendim hazırladım. İsterseniz şöyle bir göstereyim size. Bu kick'im. Bu da bir parmak şıklatmam var. Burada snare yaptım. Farklı bir snare, farklı bir hit. Bir metal sesini hayet gibi kullanacağım. Bu da kahve değirmenimin sesi. Yine cam sesi kaydettim. Bu cam sesini farklı pedlere kopyalayarak transpoze ettim. Bu şekilde melodik bir şeyler çalabilirim. Yine aynı şekilde kickleri de kopyalayıp transpoze ettim. Kit bundan oluşuyor. Şimdi bir tane de bass line'ımız var. Hemen şöyle play fonksiyonunu deneyelim Panda 200'ün. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi kayıda girelim. Bunun üzerine bir davul çalalım. Bence yeterli. Gördüğünüz gibi durdurma tuşuna bastığımda da durdu. Temel olarak pandayı bu şekilde kullanabiliriz. Mesela mikser fonksiyonundan da faydalanalım. Yani faderlerden. Bakalım buradaki ses açıp kapama düğmemiz nasıl çalışacak düğmelerimiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şimdi de pedlerin hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Bunun için ayrıca bir davul kiti yükleyelim. Ve pedlerin hassasiyetine bir de o şekilde göz atalım. Bir akustik davul kiti yükledim. Mesela. Gördüğünüz gibi hassasiyeti de gayet iyi. İstersen full level çalabilirim. Full level'ı kapatabilirim. İstersem 16 level olarak pedleri konumlandırabilirim. Buradaki sonsuz tur düğmelerime istediğim parametreyi atayabilirim. Örneğin efekt dönüşlerini atayabilirim, pan değerlerini atayabilirim. Kısacası dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bir cihaz. Panda 200. Peki Panda 200'ü kimlere öneririm, kimlere önermem? Panda 200'ü ped deneyimi yaşamak isteyen ve bütçesinde çok böyle yormak istemeyen yeni başlayan arkadaşlarımız için önerebilirim. Yani ben sadece pet çalacağım, işte rap uğraşıyorum, beat yapacağım vesaire diyen arkadaşlarımız bütçelerini çok yormadan bu tip bir cihaz alabilirler. Tabii ki piyasanın en iyisi diyebilir miyim? Tabii ki diyemem. Fakat uygun fiyatla bize birçok fonksiyon sağlayan bir cihazdan bahsettiğimizde rahatlıkla söyleyebilirim. İşte ben atamalarımı yapayım, faderlarımı buradan kontrol edeyim, işte panlarımı, reverblerimi şuralardan kontrol edeyim. İşte elimin altında böyle düğmeli bir cihaz olsun, play'e bastığımda çalsın, stop'a bastığımda dursun gibi bir cihaz istiyorsanız önerebilirim. Yine elinizde bir midi modül varsa sahnede veya stüdyoda kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Kasası bana sağlam geldi. Plastik bir kasa ama çok kötü olduğunu söyleyemem. Pedler gayet güzel. Hassasiyeti de hiç fena değil. Kısacası uygun fiyatlı bir kontroller deneyimlemek isteyen arkadaşlarımız için önerebileceğim bir cihaz. Kalite beklentisi çok yüksek olan arkadaşlarımız için ise çok önereceğim bir cihaz değil açıkçası. Bu işler biliyorsunuz ki tamamen bütçeyle alakalı. Tabii ki bazen hype durumlar olabiliyor. Çok yüksek rakamlar ödediğimiz cihazlarda dahi hayal kırıklıkları yaşayabiliyoruz en azından bu hayal kırıklıklarını yaşamadan hani bu tarz cihazlar bana göre mi değil mi kullanıyor muyum kullanmıyor muyum bunları görmek isterseniz dediğim gibi uygun fiyatlı bir ürün olarak düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşmanızı da bana vereceğiniz desteklerin en büyüğü. Dilerseniz ben çay kahve ısmarlamak istiyorum derseniz de katıl butonunuz aktif. Katıl butonuyla kanala destek olabilirsiniz. Son olarak unutmadan ev stüdyo'yu Instagram üzerinden de hala takip etmiyorsanız takip etmenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın.